Altının hem ons hem gram tarafındaki dinlenme süreci halen devam ediyor. Mayıs ayında yatay seyirde e, işlemler gerçekleştiren bir altın piyasası karşımızda var. Ons altın tarafında takip ettiğimiz bant aralığı 2280-2380 dolar aralığı Gram altın tarafında, fiziki altın tarafında 2400-2500 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Genel itibariyle aslında bütün enstrümanlarda dar band aralığında işlemler gerçekleştiren bir piyasa var karşımızda. Merkez bankaları kontrollerini aldığı için burada bir yön kırılımı yok. Tabi başlıklara baktığımız zaman altın fiyatlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen başlıklar. Birincisi jeopolitik gerilimler. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, Yine e, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. E, tansiyonu artıran haber akışlarında e, 2380 dolar seviyesinin üzerindeki hareketler biraz daha olayların yatışması ile birlikte e, 2300 dolar seviyesinin altına sarkmalar görmeye devam edeceğiz. Gram altında ons altını bundan sonra takip ediyor olacak kısa vadede. Çünkü dolar kurundaki yükseliş hızı kesildiği için bir dinlenme süreci olduğu için ons altına göre hareket eden bir gram altın var karşımızda gram altın yatırımcısı da özellikle mayıs ayı içinde 2400-2500 lira aralığında fiziki altın tarafında takip etmesi gerekiyor. Tabii dinlenme modunda olan bir altın piyasası karşımızda olduğu için burada yatırımcısı kararsız. Yani satalım mı, daha çok geriler mi, hani yükseliş trendi bitti mi diye çok sorular da gelmeye devam ediyor. Hayır, yani altın satmak için şu anda çok erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev almayanlar, araba almayanlar ve bir yatırım yapmayanlar, bence biraz daha beklemeli. Mayıs ve Haziran ayları altın tarafında alım fırsatlarının olduğu dönemlerdir ve bu dinlenme modu, bu yatay süreçte bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Mayıs ve Haziran ayında altının fiyatına değil miktarına odaklanmak lazım. Yani ilave yapmak için aslında fırsatlar karşımızda var. O yüzden e, gram altın ve ons altın Mayıs ayında alım fırsatları verdiğini söyleyebilirim. E, ancak bu yükseliş trendi de tekrar Temmuz ayı itibariyle ben başlamasını bekliyorum. Yine bu yıl öngördüğüm ons altın tarafında 2.600 dolar devamında 3.000 dolar seviyesinin önü açıldı. Bir süreç yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyorum. Yani yıllık öngörümde. Herhangi bir değişiklik yok. Gram altın tarafında da 2700 devamında da 3000 lira seviyesiyle alakalı beklentim yine devam etmekte. Bu tarafta da e, düşüş yönlü bir beklentim halen yok. E, toparlamak gerekirse Mayıs-Haziran ayları altın fiyatlarında yatay baskılanan bir süreç geçirebilir. Ama alım fırsatları olduğunu düşünmek lazım. Bu, fı, e, bu fiyatlardan bu fiyatlamalardan satış yapmak bence çok da normal değil. O yüzden... Bundan sonraki süreçlerde biraz daha orta vadeyi yıl sonuna baz alarak biraz daha ilave yapmanın doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim. Mayıs ve Haziran ayları altının yatay, seyrinin korunacağı ancak beraberinde alım fırsatlarının olduğu da bir dönem olabilir. Hoşçakalın.